Şu anda ıspanak yemeği pişiriyorum. Bugün yiyeceklerin içinde demir var mı yok mu buna bakacağız. Mıknatıs acaba ıspanağı çekecek mi? Birazdan ona bakacağız ve tabii farklı yiyecek türlerine de bakacağız. Merhabalar. Bugünkü deneyimizde mıknatısın yiyecek maddelerini çekip çekmediğine bakacağız. Yani içlerinde demir var mı yok mu? Bunu kontrol edebiliriz. Şu şekilde öncelikle fındığı test edeceğiz. Yine leblebi, ceviz, bir diş sarımsağımız olacak. Varsa kabak çekirdeği ya da tohumu. Kuru biber ve ıspanak yaprağı ve maydanoz yaprağını test edebiliriz. Bunlara şimdi gelin birlikte bakalım. Bunun için malzemeleri bir kenara alıyorum ve kabıma su koyacağım şimdi. Evet, suyumuz bu şekilde koyduk. Tabii bir de güçlü bir mıknatısa ihtiyacımız var. Ben şu şekilde bir mıknatıs kullanacağım bu deney için. Ancak elinizde farklı mıknatıslar varsa onlarla da test edebilirsiniz. Öncelikle ıspanak yaprağıyla başlayalım dilerseniz. Şöyle sap kısmını ayırdım. Yerleştiriyorum suyun üstüne. Bakalım ıspanakta demir olduğu söyleniyor. Gerçekte öyle mi? Şimdi bakın oldukça yakınına yaklaştırıyorum. Diğer tarafıyla deneyeyim. Biraz daha küçülteyim yaprağı. Bakın yaprağı çekiyor şu anda. Gördüğünüz gibi yaprağı kendine doğru çekiyor mıknatıs. Şöyle yaklaştırıyorum. Diğer taraftan test edelim. Bakın alıp götürüyor. Hemen aynı işlemi sarımsakla yapalım. Şu an sarımsağı koydum. İyice yaklaştırdığım zaman bakın şu an sanki itti. Diğer yönünü çevirdim. İtiyor. Şurasından tutmaya çalışayım. Şimdi yakaladım. Evet. Bakın. Sarımsağı kendine doğru çekiyor. Onu da ıspanağın yanında dinlenmeye bırakalım. Sıra leblebide. Leblebiye atalım. Biraz su durulsun bakalım.
Evet, şimdi yaklaştırdım. Bu oldukça hızlı bakın. Çok hızlı çekiyor hem de. Çok. Tarafa çekelim. Bakın alıp götürüyor. Tekrar geri getireyim. Neredeyse yukarı kaldıracak. Evet. Leblebinin içinde de demir olduğunu gözlemlemiş olduk. Sıra fındıkta. Fındığı koyalım. Bakın görebiliyorsunuz. Şu an kendine doğru çekiyor. Alıp götürüyor bakın. Yapıştı. Mıknatısa bakın leblebi çok daha kuvvetli çekiyor. Leblebiyi. Evet, şimdi de kabak çekirdeğine bakalım. Şöyle biraz daha düzgün olanı koyayım. Bakın kendine yine onu da çekiyor. Şu anda suyun durulmasını biraz beklemem lazım. Hemen bakın yönünü bile değiştirdi. Gördüğünüz gibi. Bir diğeri ceviz. Şimdi cevizi yüzmesini bekleyelim. Şimdi bakın, cevizi çok hızlı bir şekilde çekiyordu az önce. Bir daha bakalım şöyle. İyice yaklaştırmam gerekiyor. Evet, yan tarafından daha kuvvetli bir çekimi var. Bakın, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yanına yaklaştırıyorum. Diğer tarafı dönüyor. Gördünüz mü? Şuradan çok kuvvetli bir çekimi var. Yapışıyor gelip resmen. Bu tarafı itiyor sanki. Evet. Şu anda cevizi çekiyor mıknatısı. Mıknatısı nereye götürürsem ceviz o yöne hareket ediyor. Evet, leblebi de onun peşine takıldı. Çok ilginç oldu. Evet. Peki son olarak kurutulmuş bibere bakalım. Evet, onda da oldukça kuvvetli bakın. Kurutulmuş acı biberimiz var burada. Şimdi hepsini bir ortaya alalım. Sizler de farklı yiyeceklerle bunu deneyimleyebilirsiniz. Demek ki demir eksiğimiz varsa bu gıdaları tüketmemiz gerekir. Çok eğlenceli.
Evet, deneyimiz bugünlük bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.